Demek Yusuf Kuzuzade benim oğlum. Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Ama bu gerçek. Sana gerçeği söyleyeyim. Bana bu yalanı neden söylediğini ve asıl amacını hemen şimdi burada söylemezsen seni öldürürüm. Ben yalan söylemiyorum. Beni öldürmen de gerçeği değiştirmeyecek. Sana tuzak kurma peşinde değilim. Benim nasıl varlığını bilmediğim bir çocuğum olabilir? Anlatması gerçekten çok zor. Bu yüzden yazdım hepsini. Anlat! Yusuf Aslan Akbey'in projesi. Senden habersiz suni yöntemle çocuğunun olmasını sağladı. Bunu da senden başka bir amaçla aldığımız örnekle yaptı. Bu ne saçmalık? O zaman da böyle söylemiştin. Aslan'la çalışmaya başladığın zaman yapılan sağlık taramalarını ve diğer hastane işlemlerini unutmuş olamazsın. Aslan Bey fazla fazla bulunsun dedi. Ona canım feda. Saç ve doku örneği de almam lazım. Hastane işlemleri bu dosyada yazıyor. En sonuncusu kaldı. Bu ne saçmalık? Bundan artık kaçamazsın. Her şeyi öğrenip ona göre hareket etmek zorundasın. Bana ne yapacağımı söyleme! Bana kızsan da mecburum Polat. Sonradan hepimiz pişman olmayalım diye yapıyorum her şeyi. Niye şimdi anlatıyorsun bana bunları? Yusuf'u korumaya çalışıyorum. Kimden? Senden. Bunları anlatmak için ayağa kalkmayı, her şeyi kontrol edebilecek şekilde sağlığıma kavuşmayı bekliyordum. Ama bugün Yusuf'un söyledikleri beni şimdi konuşmaya zorladı. Yusuf'a seni öldürmesi için emir vermişler. Karşına çıktığında namlunun ucundakinin oğlun olduğunu bilmen gerek. Sana neden inanayım? Burada yazdıklarımın hikaye olmadıklarını ispatlayacağım. Aslan Akbey'in bu konuyla ilgili çalışmalarını yaptığı birlikte kullandığımız yere gidelim. Orada bütün sorularının cevabını bulacaksın. Hemen kalk gidiyoruz. Kalk! Ah.
beklettin mi? Çok. Evime neden girdin? Sorularıma cevap bulmak için. Bulabildin mi? Evet. Ama bulduğum cevap daha büyük sorular çıkardı karşıma. Seninle bu yüzden konuşmak istedim. Neyin peşindesin? Gerçek hayatım. Kim olduğumu öğrenmenin peşindeyim. Bunu neden benimle konuşuyorsun? Çok haklı sebeplerim var. Birazdan öğreneceksin. Ama önce senin benimle ilgili neler bildiğini öğrenmek istiyorum. Kimsenin beni böyle sorgulamasına izin verme. Ama senin sorularına cevap vereceğim. Evime girdiğinde kendinle ilgili panoyu görmüşsündür. Oradakilerden fazlasını bilmiyorum. Ailen, sevdiğin kız, onun başına gelenler, kıymetli hocan Öktem, İngiltere'de aldığın eğitim. Hepsi bu. Bu kadar. Bu kadar. Ben de seninle ilgili bir şey öğrendim. Benimle ilgili mi? Ne öğrendin? Senin bir oğlun varmış. Kim söyledi sana bunu? Öktem Hoca söyledi. Olsun ya da olmasın. Böyle bir şey seni neden ilgilendiriyor? Var mı yok mu? Vardı. Ama öldü. Gözlerime bak. Yıllar önce bırakıp gittiğim o çocuk ölmedi. Tam karşında duruyor. Evinden DNA örnekleri aldım. Test yaptırdım. Sonuçları burada. Beni sen doğurmuşsun. Sana bakıyorum. Yusuf. Dedim ne dedim? Senin hikayeni kimler biliyor? Ben öldürene kadar Ökten biliyordu. Bir de Polat Alemdar. Onunla ne ilginiz var? Bütün bu olanları ayarlayan ekibin içinde Polat da vardı. Polat.
Şimdi ne olacak Yusuf? Ne olacağını söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Her şey eskisi gibi devam edecek. Kimseye tek kelime bir şey söylemeyeceğiz. Benim annem de, senin oğlun da yıllar önce öldüler. Söyleyeceğim bir şey var mı? Onu takip etmeyi bırak. Anlamadım. Beni duydun. Dönebilirsin. Yalnız kalmak istiyorum. Peki Asya. Anahtarı getireyim. Geçen yıl Türkiye'ye döndüğümde gelmiştim buraya. Seninle ve Yusuf'la konuşmak için. Aslan Akbey'in eski dosyalarını hazırlıyordum. Sonra işte o anlattığım hadise gerçekleşti. Size saldırdılar, seni kaçırdılar. Yusuf da kayboldu. Dosyalar nerede? Burada. Burada çalışırdık. Beni yalnız bırak.
Bitti mi işin? Şimdi bitti. Sen... Ne yapıyorsun? Dur! Dayan kalbim, dayan.
Akşam her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Tamam mı? Merak etmeyin efendim. Tam istediğiniz gibi. Küçük ama eksiksiz bir kutlama olacak. Güzel. Siz çıkabilirsiniz. Günaydın Azra'cığım. Günaydın. Otursana. Ben Yusuf'u merak etmiştim. Telefonunu açmıyor. Haberiniz var mı? Yok, hayır. Ben seninle birlikte sanmıştım. Akşam eve de gelmedi. En son dün akşam burada gördüm Yusuf'u. Geceden beri arıyorum. Telefonlarıma cevap vermiyor. Ben de dün gece aradım bir defa ama açmayınca da ısrar etmedim. Gel oğlum. Günaydın. Günaydın. Senin Yusuf'tan haberin var mı Kenan? Hayır baba. Ben de abimi sormak için gelmiştim buraya. Thank you.
Hemen Asya Hanım'la irtibat kuralım. Yok yok. Gereksiz yere panik yapıp Yusuf'u da rahatsız etmeyelim. Yusuf arıyor. Heh. Yusuf. Merak ettik seni, iyi misin? İyiyim Azra, demin uyandım. Neredeymiş? Gece eve gitmemişsin. Gece eski evde kaldım. Telefonun sesini kapatmıştım. Aradığını duymamışım. Baban ve Kenan'la birlikteyim. Onlar da merak etti seni. Şirkete geliyorsun değil mi? Yusuf, orada mısın? Bugün canım şirkete gelmek istemiyor Azra. Dışarıda bir şeyler yapalım mı? Önemli bir işin yoksa tabii. Hayır canım, bugün pek işim yok. Tamam o zaman. Gel beraber kahvaltı yaparız. Olur, peki. Heh, ne oldu, neredeymiş? Eski evdeymiş. Telefonun sesi kısık olduğu için aramaları duymamış. Kafasını dağıtmak için oraya gitti herhalde. Şimdi neredeymiş? Birlikte dışarıda kahvaltı yapalım dedi. Bugün şirkete gelmeyecekmiş. Bu çok güzel haber. Bizim de akşama hazırlanmamız için güzel bir fırsat olur ha? Benim haberim var akşamki doğum günü partisinden. Nasıl yani? Parti Kenan'ın fikriydi. Her şeyi o planladı. Ben severim öyle şeyleri ama Yusuf uysuzlanır. Biz de o buradayken nasıl hazırlık yapacağız diye düşünüp duruyorduk. Şimdi daha rahat çalışırız. Benim yapabileceğim bir şey var mı? İsterseniz burada kalıp size yardımcı olabilirim. Burada en önemli iş sana düşüyor Azra'cığım. Yusuf'u akşama kadar oyalayıp sonra buraya getirme görevi sende. O kadarını yapabilirim sanıyorum. Hadi bakalım. Salep mi içiyorsun sen? Evet. Yeni başladım. Hayırlı olsun kardeşim. Yalnız onun kıvamı seni bozmasın. Burada içmesem de olur tabii. Niye, beğenemedin mi? Yo. Salep iyi de. Muhabbet kötü. Allah Allah. Kimle içtin ki sen bu Salep'i? Efendim abi. Cahit, bana Yusuf Kuzuzade'yi bul.
Yusuf Kuzade. Tamam abi. Bakıyorum hemen. Abi Yusuf'u mu sordun? Evet, onu bulmamı istedi. Tamam, Muhsin'e söyleyeyim mi? Obeselere falan baksın. Ben de şirketi yoklayayım. Zeynep, neredesin? Saatlerdir seni arıyorum. Dışarıdaydım Ökten Bey. İşlerim vardı. Vakit geldi Zeynep. Anneyi doğuma aldık. Hemen gelmen gerekiyor. Baba. Canım kızım. Sen bütün gece burada mıydın? Evet.
Gerçekten mi? Gerçekten. Sabaha karşı kalktım ama az önce geri geldim. Ne yaptın peki? Öyle oturup beni mi izledin? Senin gördüğün rüyaları izledim. Öyle şey olmaz. Hem ben rüya görmedim. Peki bir rüya görme hakkın olsa ne görmek isterdin? Sen bütün gününü bana ayırmışsın. Hiç işin falan yokmuş. Seninle parka gitmişiz. Ben salıncaktaymışım. Sen de beni sallıyormuşsun. O zaman kalk hazırlan. Nereye? Parka. Bugün bütün günümü sana ayırdım. Ne istersen onu yapacağız. Yaşasın. Ben hala uykudayım galiba, rüya görüyorum. Rüya değil, hala bak. Günaydın Safiye. Günaydın abi. Hadi bir kahvaltı yapalım beraber. Tamam, ben hemen hazırlıyorum. Antik kente kimin bombaladığını öğrenebildin? Bunu yapan ne yazık ki düşmanımız değil efendim. Kim o halde? Ekstra tanıdık biri. Bizim bilmediğimiz bir şey var. Ben de merak içindeyim. Onu derhal ve buraya bana getir. Peki efendim. Krallığımı kurduktan sonra belki burayı da fethederiz Yürgen. Ne dersin ha? Bu şehri Fatih fethettikten sonra 7 cihan bir daha fethedememiş. Bunu unutma derim. Yürgen, Yürgen. Hep geçmiş, hep geçmiş. Sürekli bir endişe içerisindesin. Şu anda Polat Alemdar'ın yaşadığı yakadayız Ferdinand. Sence bu endişelenmemiz için yeterli değil mi? Şu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak varken hala Polat Alemdar diyorsun. Bir aslan en fazla açken koku alır. Bu şehirde benden daha hırslı ve aç olan yok. O yüzden korkacaksan benden kork. Ekstra kork. Thank you.
Efendim Ariel. Ferdinand, sen aklını mı kaçırdın? Sesinin tonuna bakılırsa beni epey özlemişsin Ariel. Dalga geçmenin sırası değil. Karun son icraatını biliyor. Ekstra kızdı. Karun'un yaptıklarımı duymasına sevindim. Çünkü her şeyi onun duyması için yaptım. Sen kendinde değilsin. Bu durumu izah etmen kolay olmayacak. Karun seninle derhal görüşmek istiyor. Yarın İstanbul'a gelmelisin. Yarın gelemem dostum. Neden? Çünkü zaten İstanbul'dayım. Şu sıralar epey yoğunum ama merak etme. Randevu defterimde Karun'a yer açarım. Bırak. Gel şu tarafa. Kurban, ne yapıyorsun? Sen kafayı mı yedin birader? Abi beni neden tutuyorsun? Öleceksin oğlum. Hepimiz bir gün ölmeyecek miyiz abi? Ha bugün ha yarın, ne fark eder? Allah'ını seviyorsan bırak beni. Tamam, geçerli mazeretini söyle, bırak. Benim yaşamamın anlamı yok. Ben sana bulurum bir tane. Yürü. Yürü. Nereye gideceğiz? Bak güzel kardeşim. Sen efendi birine benziyorsun. Beni iyi dinle. Şurada biri sana çarpsa sen ölüp gideceksin. Peki ya geride kalan adama ne olacak? Sana çarptı diye başına ne belalar açılacak? Düşündün mü? Ailesi, çoluğu çocuğu, işi gücü ne olacak? Mahkemelerde sürünüp duracak. Ben ölmek istiyorum. Başkasının başını belaya sokma. Benimle gel. İkna edersen ben öldürürüm seni. Gam sesi sineme
can sana kurban. Derdime derman bulamam, aşktan el aman, aşktan. Neden şirkete gelmek istemedin bugün? Birlikte vakit geçirelim istedim sadece. Gece eve gitmeyip bugün de şirkete uğramayınca baban veya Kenan'la bir sorunun olabileceğini düşündüm. Merak etme. Onlarla bir sorunum yok. Bunu duyduğuma sevindim Yusuf. Babam ve Kenan yokluğunda çok kötü günler geçirdi. Babam belki bir şekilde ayakta kalmayı başarabiliyordu ama Kenan... Hepsi geride kaldı Azra. Ben artık sizinleyim. Ve hiçbir yere gitmeye de niyetim yok. Hadi ama. Bunları konuşmak için bir işe astık. Tamam peki. Kalkalım mı? Biraz yürüz istersen. Olur. Hadi. Abi ne işimiz var burada? İki tas çorba içip konuşacağız seninle. Buyur abi. Ne yer ne içersin? Serç hava. Yani başım gözüm üstüne. Ama ben dilenci değilim abi. Sen bize iki tane mercimek çorbası getir. Tamam Çağat abi. Sever misin mercimek çorbasını? Adın ne senin? Abbas. Nerelisin Abbas? Mardin Midyatlıyım. Eyvallah Abbas. Benim adım da Cahit. Niye uğraşıyorsun benimle Cahit abi? Senin işin gücün yok mu? Var. Hem de çok önemli bir işim var. Ama ben burada oturup seninle çorba içiyorum. Niye biliyor musun? Bilmiyorum abi niye. Çünkü sana kafayı taktım. Vay lemin. Ne yaptım ki ben sana abi? Sağ ol. Afiyet olsun abi. Lan bıraksam arabamın altına girecektin. İç hadi iç şu çorbanı. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Sözüm söz. Eğer beni ikna edersen seni ben öldüreceğim. Ama bana anlatmadan önce şu çorbanı iç, aklın başına gelsin. Thank you.
Her şey planladığımız gibi. Güzel. Misafirlerimiz de geldi. Hoş geldiniz beyler. Karun'dan haber getirdik. Bu akşam sizi ofisine bekliyor Sayın Ferdinand. Üzgünüm beyler. Bu akşam olmaz. Şimdi gidelim. Garson. Hesabı getir. Şimdi anlat bakalım. Böyle yaşamak çok zoruma gidiyor Cahit abi. Ben hasta değilim. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Midyat'ta dükkanım vardı. Ailem vardı. Kardeşlik vardı. Ama terör belasından sonra bütün hayatımız dağıldı. Evimi, işimi, her şeyimi kaybettim. Kimsen yok mu? Yok. Ailem hep öldü. Ben ölemedim. Bir umut İstanbul'a geldim. Ama doğudan kaçtığımı duyan iş vermedi. Sokaklarda yattım kalktım. Beni dilenci sandılar. Benim hayatta bir tek onurum kaldı. Onu da kaybetmeden ölen de gitsin. Sana bir şey diyeyim mi Cahit abi? Daha ne söyleyeceksin ki Abbas? Bana simit alan, para veren, kebap bile ısmarlayan çıktı. Ama şu derdimi kimse sonuna kadar dinleyemedi, sormadı. Bir de hiçbir yediğim bu kadar lezzetli değildi. Hakkını helal et. Helal olsun. Aklım başıma geldi biraz. Ben bir yola koyulayım. Elbet bir yerde bir kısmetim vardır benim de. O iş çözüldü Abbas. Bu iyi. Nasıl çözüldü? Artık burada çalışacaksın. Sana yatacak yer de verecekler. Ver elini öpeyim abi. Sen onun elini öp. Efendim Hüseyin. Abi, Yusuf'u Kalamış bölgesinde bir kamerada yaya olarak gördük. Ben hemen oraya geçiyorum. Tamam abi. Ben şimdi çıkıyorum. Ama dikkat et. Eğer burada yanlış yaparsan alırım seni arabanın altına. Bundan sonra sen ne diyorsan o Cahit abi. Hayırlı işler. Eyvallah. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Hayırlı olsun. Hadi bakalım, hadi. Güzel bir şeysin.
işin var burada? Senin ne işin var bu evde? Alo? Asya? Neredesin? Ne oldu Meryem? Acil bir durum mu var? Hayır, dün geceden beri haber alamayınca merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Peki, ne zaman gelirsin? Yapacak işlerim var. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Neredeymiş? Söylemedi. İşi varmış. Dün gece çok tuhaf görünüyordu. Tuhaf derken? Nasıl yani? Tuhaf işte. Yusuf'la konuştuktan sonra bu halde olmasına hiç şaşırmadım. Bildiğin bir şey mi var? Yok, bir şey bilmiyorum. Söz konusu Asya olduğunda verilen her hüküm peşin hükümdür. Yaptım.
kazandım baba. Ama yeter, çok yoruldum. Emin misin? Bak, bu fırsatı her zaman bulamazsın. Burada kovalamaca yeter. Ama başka bir yere gidebiliriz. Gel, gel sen. Gel. Nereye istersin? Senin ofise gidelim. Ofise mi? Nereden aklına geldi şimdi? Anadolu öğretmeni görmek istiyorum. Ne yapacaksın bununla? Bilmem. Çok değişik biri. Bir şeyler buluruz. Ha, peki öyle olsun. Benden sıkıldın galiba. Hayır, daha akşama çok var. İşte hazırız. Tepsimiz doldu. Benim dışarı çıkmam lazım oğlum. Dışarı derken Anadolu Hanım? Yani dışarı çıkacağım. Güneşe, doğaya, Anadolu'ya açılmak istiyorum artık. Bir eksiğiniz varsa biz halledelim. Siz hiç yorulmayın. Sizin yapacağınız iş değil oğlum. Ya benim kendi ellerimle yapmam lazım. O zaman müsaadenizle ben bir Polat abiye sorayım. Her şeyi de ona sorma oğlum. Ya adamın işi zaten başından aşkın. Yani şimdi arayacaksın, ne yapacaksın? Alo, alo Polat abi. Anadolu abla dışarı çıkmak istiyor. Çıksın mı, çıkmasın mı? Yoksa nasıl çıksın? Nereden çıksın? Kim götürsün? Paket miyim ben be? Ya bir hastaneye gittik. Başımıza yığıldı ayol, hastane. Ya adam benimle mi uğraşacak ha? Benimle mi? Kim bilir hangi meselenin peşinde. Yakaladım. Bak ben sana dedim çok mühim işler peşinde koşuyor diye. Evladının peşindeymiş. Evlat çok önemlidir evlat. Sen de baba olunca anlayacaksın. Öyle değil mi Polat'cığım? Öyle. Babam bugününü bana ayırdı. Hı. Ben ne istersem onu yapacağına söz verdi. Çok güzel, ne güzel. Birlikte parka gittik, salıncağa bindik. Sonra da beni sırtında gezdirdi. Babalar böyledir. Bir baba 9 evladını taşır ama gün gelir 9 evlat bir babayı taşıyamaz. Öyle mi baba? Elif sizinle biraz vakit geçirmek istedi. O yüzden buraya geldik. Gerçekten çok sevindim. Baban uygun görürse dışarı çıkmak istiyorum ben. Eğlenceli bir iş. Yani Elif de gelebilir benimle. Olur, çıkın tabii. Hadi gel, hazırlanalım o zaman. Ne yapacağız? Bir sürü bomba hazırladım. Onları atacağız. Oppenheimer'lar. Ondan sonra Newton'lar. Einstein'lar. Ne? Bomba mı? Onlarla sen de çıkar. Tamam abi. Thank you.
şahit buldun mu? Buldum abi. Nerede? Efendim, bana söylediğiniz ailelerin temsilcileriyle ilgili ön araştırma yaptım. Bazı sonuçlara ulaştım. Masaya bırak Muhsin. Hasan, neredesin kaç gündür? Okula gidiyordum Hüdayi abi. Cumartesi, pazar da mı okula gidiyordun? Ben şimdi eline mi inanayım, diline mi? Bu işin gerçeğini söyle bakayım abine. Ayakkabı boyuyordum. Çalışmanın ayıbı olmaz. Kaldır başını. Sen bırakmıştın hani boyacılık işini. Okula başlamıştın. Ninem hasta Hüdayi abi. Süha baba hayattayken bize bakardı. Bizim her derdimize koşardı. Ama artık o olmadığı için para kazanma işi bana kaldı. O yüzden yeniden boyacılığa döndüm. Anladım aslında. Bu işe bir çare bulacağız, merak etme. Yanlış anlaşılmayı çok geç olmadan gidermek için bu vakitte geldim Sayın Karun. Benim için çok kıymetli olan antik kenti havaya uçurdu. Ve bunun hesabını vermek için sabırsızlanıyorsun. Bu cüretinin karşılığında seni nelerin beklediğinden haberin var mı? İnferno'dan haberim var. Göz alıcı bir tasarım. Yaratıcı. Kadim kültürlere olan hakimiyetiniz beni büyülüyor Sayın Karun. Ama davranışımı açıklamamı müsaade ederseniz, bu konuda da hizmetkarınız olduğumu göreceksiniz. Sana verilen izni istismar ettim. İnferno'yu görmen bile artık mümkün olmayabilir. Dilerseniz beni şimdi burada infaz edin. Hüküm sizin. Yüce iradeniz karşısında boynum kıldan ince. Koca bir antik kenti yaktın. Bunu nasıl telafi etmeyi planlıyorsun? Onu sizin için baştan inşa ederek. Gel Hakkı. Geç otur lütfen.
Asya'nın ekibinden dün geceyle ilgili bir rapor alabildiniz mi? Maalesef. İrtibat kuramadık. O zaman onu ben arayacağım. Yusuf'u böyle bir zamanda gözümün önünden ayıramam. Yusuf Bey, Polat Alemdar'ın infazı ile ilgili tereddüt yaşıyor olabilir mi efendim? Yaşamaması mümkün mü Hakkı? Düşünsene, Polat Alemdar hayatını kurtarmış. Bu Yusuf gibi erdemli bir insanın baş edebileceği bir durum değil. Haklısınız. Böyle bir görevi soğukkanlılıkla yerine getirmesini bekleyemeyiz. Bu gücü kendinde bulsa bile söz konusu Polat Alemdar olunca her şey değişir. Efendim, bizim devreye girmemiz daha doğru olabilir mi? Her ihtimali düşünmek zorundayız. Yusuf'u bu meselede yalnız bırakamayız Hakkı. Ben gereken hazırlıkları yaptırayım efendim. Müsaadenizle. Şuraya oturalım mı? Peki. Sen yine de bugün bir şirkete uğra istersen Yusuf. Baban seni merak etti. Bir şey mi söyledi sana? Yo, hayır. Ben sadece babanın da bir sorun olmadığından emin olmasını istiyorum. Öyle diyorsan bir ararım. Yo, arama. Neden? Bence gidip bir görünsen daha iyi edersin. Ne o? Beni başından atmaya mı çalışıyorsun yoksa? Ha? Diyebiliyorum. Abi mesele kızla mı ilgili? Yok Cahit. Ben ofise döneceğim. Başka bir işimiz yoksa abi Safiye bekliyor beni.
Vakıf için. Burası bak. Hadi bakalım. Bak ne güzel. Bak. Gel. Şimdi burayı bombalayacağız. Yaşasın. Hadi getirin bakalım malları. Bak, işte en kıymetli hazinelerimiz burada. Bunların bomba olmadığını biliyorum. Nedir bunlar? Ben hayatım boyunca yediğim hiçbir şeyin çekirdeğini atmam. Gerçekten mi? Çekirdekleri ne yapıyorsunuz? Sebzeleri, meyveleri kurtarmaya çalışıyorum. Onları geldikleri yere doğaya iade ediyorum. Ya. Bunların içinde çekirdek mi var? Evet. Ben çekirdekleri kuruttum. Bunlar artık tohum oldu. Toprağın içine sakladım. Sen şimdi bunları toprağa serpeceksin. Öyle. Üstüne de yağmur yağacak. Bir bakmışsın ki. Meyvelerin, sebzelerin büyümüş. Hadi gidin bakalım. Hadi. Ben de meyveyi severim Anadolu. Yediklerimi, çekirdeklerini size mi getirsem? Olur tabii, getir. Ama kısır olmayanları getir. Yani boş yere uğraştırma beni. Tohumun da mı kısır oluyor? Her şeyi kısırlaştırıyorlar. Sen de yediğine, içtiğine dikkat et. Türk tohumu tükeniyor artık evladım. Hepimizin bir şeyler yapması gerek. Eskiden köylü çiftçi domatesin, karpuzun çekirdeğinden tohumluk ayırır, seneye de onları eker, mahsul alır. Şimdi yok. Şimdi ithal gelen tohumu bir kere ekiyorsun, ondan aldığın domatesin çekirdeği tohum olmuyor. Kısır. Kısır niye? Çünkü yeniden tohum almak zorunda bırakıyorlar seni. Şaşırırsın tabii. Haberin var mı senin? Bu tohumlar için Türkiye kaç para ödüyor? Son 10 sene benim bildiğim neredeyse 1 milyar dolar. Biz domatesin, karpuzun tohumuna 1 milyar mı veriyoruz? Ne sandın? Karpuzun, turşulu kıyarın tohumunu Amerika'dan, domatesin tohumunu Fransa'dan, bildiğin lahananın tohumunu da Almanya'dan ya da Hollanda'dan alıyoruz. Yiyoruz, bitiriyoruz, hadi gelecek sene yine alıyoruz. Yine paralar ödeniyor. Benim iştahım kaçtı. Yok, hayır, yiyeceksin. Ama ne yediğini de bileceksin yavrum.
vatanın toprağına nasıl sahip çıkıyorsan, toprağın sana verdiği tohuma da öyle sahip çıkacaksın. Ne güzel. Yürüyelim bakalım. Vatanımızın topraklarında. Safiye acele et. Yoksa gecikeceğiz. Geldim canım. Hadi bir an önce çıkalım. Bakıyorum benden heyecanlısın. Başına dert olmamdan mı korkuyorsun? Senin gibi derdim olsun daha ne isterim? Bunu ileriki günlerde göreceğiz Cahit Bey. Bakalım hep böyle düşünebilecek misin? Bazen şartlara göre durumlar değişebilir tabii ki. Öyle mi? Vakit geçireceğini falan söyledi. Sen bir şey fark ettin mi? Yok, fark etmedim. Bugün çok güzel bir gün. Neler yaptınız bakalım? Tohum bombalarını ormana serptik. Çok eğlenceliydi. Bombalar ne zaman patlayacakmış peki? Onlar da bir nevi saatli bombaymış. Mevsimi gelince patlayacak. Şimdi Hades'teler. Toprağın altındalar. İlkbahar gelince de yeşerecekler. Biz de onların gölgesinde hıdrele zamanı piknik yapacağız. O zaman da gideriz değil mi baba? Tabii gideriz. Tabii. İçeri gel Hüdayi. Hadi gel toparlanalım. Hadi. Hadi. Güzel günler sizin olsun. Hoş geldin Hüdayi. Hoş bulduk abi. Zor günler geçirdiğinin farkındayım Hüdayi. Süha Bey'in yokluğuna dayanmak hepimiz için zor. Vakfın işleri seni yoruyor mu? Mesele yorgunluk değil abi. Ben Süha Baba gibi insanlara faydalı olamıyorum. Herkesin yapacağı iş kendi gücü kadardır Hüdayi. Senden vakfın bütün işlerini idare etmeni beklemiyoruz elbette. Süha Bey'in yerini doldurmak çok zor maalesef. M
mesele nedir? Anlat bakalım. Vakfa ortaokul çağında bir kardeşimiz gelirdi ara sıra. Adı Hasan. Süha Baba onunla ilgilenirdi. Belki taziyeden hatırlarsınız. Sizin önünüzde gözü yaşlı küçük bir çocuk vardı. Ha evet, hatırladım. Bir şey mi oldu? Bugün elinde boyacı sandığıyla geldi. Okulu bırakmış. Tekrar ayakkabı boyamaya başlamış. Neden peki? Ninesi hastalanmış. Bakacak kimseleri de yok. Süha Baba ne yapar, ne eder, incitmeden, rencide etmeden her eksiklerini karşılardı. Ben ne yapacağımı bilemedim. Sana geldim. Bazen her şey ne kadar da yolunda gidiyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Hayırlı uğurlu olsun Safiye Hanım. Senin desteğinle öyle güzel şeyler yapacağız ki. Kuruluş dilekçemizin kabulü ne kadar sürer biliyor musun? Bir sakin ol Safiye. Ne yiyeceğim? Kendimi işe güce kaptırıp seni ihmal etmemden mi korkuyorsun yoksa? Buna ihtimal bile vermiyorum. Çok kötüsün. Hadi hadi kızma. Seni kutlama için bir yemeğe götüreceğim. Nereye götüreceksin? Çorbacıya. Çorbacıya. Burada ölmek istediğini. Evet canım. Birkaç bir şey almam gerekiyor. Ben de seninle geleyim. Yok canım. Seni de boşuna meşgul etmeyeyim ben. Alışveriş yapıp eve geçeceğim. Peki. Sen bilirsin. Şirkete uğramayı unutma. Tamam canım. Merak etme. Öncesinde küçük bir işim var. Onu halledip akşam şirkete geçerim. Kötü bir şey. O nasıl soru? Tabii ki iyi bir şey. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Gel lan buraya. Gel. Gel. Ah Allah'ım. Tanıyor musun? Maalesef. Onu burada işe ben soktum. Ay bir şey yapmayacak mısın Cahit? Ben onu usludur dedim. Ayağını yesin de aklı başına gelsin. Çekil lan! Çekil! Dur! Arabada bekle Safiye. Ne var? Ne var? Ah!
Deşiyordu lan adam seni. Bir daha hayatımı kurtardın abi. Bunlar belalı tipler abi. Ben Abbas'a dedim bulaşma diye ama beni dinlemedi. Onurumla oynadılar abi. Çorba soğuk diye alay ettiler. Ben de kafasını çorbaya soktum, yandı. Sus lan. Bir de iyi bir şey yapmış gibi anlatıyor musun? Ama bu girseydi sana ölüp gitmiştin. Ya arabanın önüne atıyorsun kendini ya da bıçağın önüne. İyi misiniz? İyiyiz, bir şey yok. Bu kadar ölmeye meraklıysan git köprüden at kendini. Niye öyle dedin adama? Sevdiğimi öyle derim ben. Umarım göstereceğin şey beni şaşırtır. O zaman buradan başlayalım. Topraklarınıza hoş geldiniz Sayın Kari. Bütün bu gördüğümüz arazi artık sizin. Burayı sizin için satın aldım. Ben senin gibi toprağa bağlı değilim. Ayrıca ihtiyacım yok. Sizin hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığını biliyorum. Ama zevklerinizi de biliyorum. Muhteşem görünüyor. Bütün dünyayı yok olduğuna inandırdığım antik kentin kalıntılarını buraya getirdim. Sizin için Sayın Karım. Ve temsil ettiğiniz güç için tabii ki. Böylesine gösterişli bir hamle herkesi mutlu edecektir. Sen bunun karşılığında mutlu olmak için ne istiyorsun? Bölgedeki herkesin üstünde bir güç istiyorum. Artık daha özgür ve güçlü olacaksın. Yüce Majestenin asasını da antik kenti de başkaları için aldın ve taşıdın. Bence kendin için de böyle tarihi bir hamle yapmalısın. Sana ait olanı almalısın. Ferdinand. Kimseye bırakmam. Ama tam olarak neden bahsediyorsunuz Sayın Karım? Sen Babil'i kurmak istemiyor musun? Elbette. Ben Babil'in son kralıyım. Babil'in son kralı Belşezzar bir Pers kılıcı kullanıyordu. Sade fakat ülkenin en keskin kılıcıydı. Orada o kılıcı görmeden savaşa girmezdi. Babil devleti yıkıldıktan sonra kılıç ortadan kayboldu. Hiçbir şey kaybolmaz. Bunu sen de ispatladın. Kılıç nerede?
Yüzlerce yıldır küçük bir odada bekliyor. Şu anda Topkapı Sarayı'nın küçük bir odasında. Sayın Karol, o kılıcı oradan alabilmek için o sarayı yerle bir edebilirim. Buna hiç gerek kalmayacak. Çünkü Babil Kralı'nın kılıcı birkaç gün içinde Paris'te sergilenmek için yola çıkacak. Kimdir bu?
değil, hayretteyim. Tenimdeki canım nede, gözümdeki kanım nede, bu dinim imanım nede, hayrette. Hayretteyim, hayretteyim. Seyyid Nizam oldu hemen, her iş hakkın tutma güman, ya pes nedir yahşi yaman, hayretteyim, hayretteyim. Ya pes nedir yahşi yaman, hayretteyim, hayretteyim. Ağzınıza, yüreğinize, elinize sağlık. Eyvallah. Teklifime ne diyorsun Hasan? Çok memnun olurum abi. Bizim sana ihtiyacımız var aslanım. Elimden geleni yaparım. Anladın ama değil mi? Her gün okuldan çıkıp buraya geleceksin. Yalnızca 2 saat. Hüdayi abin çarşıdayken burayı bekleyeceksin. Bu arada da ödevlerini yaparsın burada. Hem de sana harçlık çıkacak. Daha ne isterim ki? Hem ninem de üzülmez. Çok üzülüyordu okula gitmiyorum diye. Sen nineni düşünme. Onu düşünmek bizim işimiz. Sen talebesin. Senin vazifen belli. Derslerime çok çalışacağıma söz veriyorum Polat abi. Hadi bakalım. Aferin. Müsaadenizle. Estağfurullah. Estağfurullah. Hüdayi. Buyur Polat abi. Sen Süha Bey'in elinin uzandığı insanları az çok biliyorsun. Hepsini biliyor sayılırım. Süha Baba her şeyin kaydını tutardı. Hesaplar karısını istemezdi asla. İşte o hesapları bundan sonra sen tutacaksın. Gerisiyle Erhan ilgilenecek. Nasıl isterseniz abi. Başka bir şey olursa da bize ayrıca iletirsin. Tamam abi. Bu ne kızım?
Benim adım baba. Ama burada yalnızca Elif harfi var. Senin adın böyle yazılmıyor mu? Evet ama öyle zor yazılıyor. Hem ne fark eder? İkisinin de okunuşu aynı. Elif, Elif. Peki, bil bakalım Elif ne demek? Dost demek. Yok, uyanık demek. Hayır, hiç de bile baba. Hadi gidelim. Hadi sen. İyi adam lafının üstüne gelirmiş Cahit. Hayırdır? Yine kim çınlatıyor kulağımızı? Adam köprüye çıkmış. Cahit abi gelmezse eğer atlarım diyor. İyi, atlasın. Hiçbir yere gidecek halim yok. Adama soruyorlar kim bu Cahit abi diye. Ben onu bilemem. O beni bilir diyor. Senin gibi biri kırmış kalbini demek ki. Kimmiş bu adam? Neredeymiş? Gariban. Mardinliymiş bir de. Yaklaşma! Yaklaşma! Cahit abimi çağırın gelsin. Abbas? Ne yaptın lan sen? Cahit, bu adamın bahsettiği Cahit'in sen olmadığını söyle. Ta kendisiyim Erhan. Ulan millet deliye hasret, biz akıllıya. Bence atla kurtul güzel kardeşim. Yoksa Cahit geliyor, benden söylemesi. Önce doğdun ama biz benim doğum günümü senden bir saat önce kutladık. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki bizimlesin. Geçen yılki doğum günün hayatımın en korkunç günüydü. Şükürler olsun şimdi yanımızdasın. Ben hep sizin yanınızda olacağım. Baba. Siz benim ailemsiniz. Hep
Bu kadar hüzün yeter değil mi? Hadi şimdi eğlence zamanı. Hoş geldin Safiye. Hoş bulduk abi. Elif uyudu mu? Evet. Çok yoruldu bugün. Nasıl mutlu olmuştur? Öyle görünüyordu. Yarın anlatır artık. Siz neler yaptınız? Halledebildiniz mi şu başvuru işini? Evet. Her şey çabucak halloldu abi. Artık kendi vaktimde gönlümce çalışabileceğim. Senin sayende. İyi ki varsın abi. Sen de iyi ki varsın Safiye. İnsanın abisinin olması ne büyük lütuf. Keşke Elif'in de bir abisi olsaydı. Affedersin. Düşüncesizlik ettim. Yok canım, benim aklım başka bir yerde. Söylediğin doğru. Keşke herkesin senin gibi bir kardeşi olsa. Yıllardır bizimlesin. Kendi hayatını, kariyerini bir tarafa bıraktın. Anama babama evlatlık, çocuğuma da annelik ettin. Ama artık hayatımı kaldığın yerden devam etmeni istiyorum. Benim hayatım sizsiniz. Ben biraz çalışayım diyorum, kahve yapacağım. Sen de ister misin? Sana afiyet olsun canım. Çok değiştiğimi biliyorum Azra. Ama aslında değişen ben değilim. Benim hayatım değişti. Doğru bildiklerim, dost bildiklerim, tanıdığımı sandığım her şey değişti. Aklına gelebilecek her şey değişti. Bir tek sen ve ailem kaldınız bana kim olduğumu hatırlatan. Bunları duymak beni ne kadar mutlu etti tahmin edemezsin Yusuf. Ama keşke senin için bir şeyler yapabilsem. Keşke kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilsem. Varlığın yeter Azra. Bu konuyu
Fehmi Bey'e söyleyelim. Müsaadenizle. Hoş geldiniz Asya Hanım. Davetimi geri çevirmeyip geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size ulaşamayınca Meryem Hanım'ı aradım. Buyurun lütfen. Aramışken de doğum gününe davet etmek istedim. Çok naziksiniz. Bugün işimle ilgili özel bir durum vardı. O yüzden telefonlara cevap veremedim. Kusuruma bakmayın. Rica ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Kenan, Yusuf yok mu? Az önce yukarı çıktı baba. Doğum gününüz kutlu olsun. Yusuf'a da iletirsiniz. Teşekkür ederim. Ayakta kaldık ama. Bir şeyler içelim mi? Teşekkür ederim. Ben daha fazla kalamayacağım. Buraya kadar gelmişken bir şey içmeden yollamam. Aslında buraya size bir şey söylemek için geldim. İzninizle. Buyurun sizi dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz? Bundan sonra Yusuf ve Kenan'ın güvenliğini sürdüremeyeceğimi üzülerek bildirmek isterim. Sakıncası yoksa neden böyle bir karar verdiğinizi öğrenebilir miyim? Tamamen işlerin yoğunluğuyla alakalı bir durum. Belki Türkiye ofisimi kapatmak zorunda bile kalabilirim. Anlıyorum. Bu çok üzücü. Bir saniye. Çıkmak zorundayım. İyi geceler. İyi geceler Asya. İyi geceler. Daha sonra ben. Tamam. Oturuyordum. Biraz başım ağrıdı. Omuzlarında nasıl bir yük olduğunu biliyorum. Vakti zamanında Polat Alemdar benim de başımı çok ağrıttı. Bak Yusuf, ben bu işi sana bırakmayacağım. Hakkıyla konuştuk, gereken neyse yapılacak. Öyle olmayacak baba, bunu sana daha önce de söyledim. Ailem için, sizler için bunu ben yapacağım. Thank you.
Yusuf. Nereye? Polat Alemdar'ın işini bitirme. Yusuf. Yusuf. Olduğunu öğrendiğimiz ve Mardin'deki terör olayları yüzünden bir süre önce İstanbul'a geldiğini söyleyen vatandaş hala köprüde bekliyor. Oradan inmek için Cahit isminde birini beklediğini söylüyor. Cahit ismindeki kişinin henüz kim olduğu belirlenemedi. Yaklaşma! Cahit abimi çağırın gelsin! Kimmiş bu Cahit ya? Bulamadınız mı da? Cahit gelmezse vallahi hadi de çabuk acele edin ya hadi. Olay yerindeyiz. Cahit isimli vatandaşı bulmaya çalışıyoruz, tamam. Cahit abim gelmezse atlarım. Cahit abim gelmezse atlarım. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Bak atarım kendimi. Cahit abimi çağırın diyorum size. Kolay gelsin. Sağ ol Cahit abi. Cahit abim gelmezse atlarım. Abi yoksa bu adam? Hiç sorma. Bana yardım et diye bitiriyorum şu işi. Tamam abi. Şimdi hallediyorum. Arkadaşlar lütfen açar mısınız? Kendim ettim, kendim buldum abi. Kral gibi adama yanlış yaptım. Tamam tamam. Sen öne in şuradan bir aşağı. Mesele neyse düzeltiriz. Ben arayacağım senin Cahit abini. Olmaz. Sözünü dinlemedin. Uslu durmadın. Yanlış yaptın. Ya sakin ol kardeşim. Bana git at kendini köprüden dedi, ben de atacağım. Çekil. Yaklaşma. Tamam. Bak Cahit abin telefonda. Telefonla olmaz kurban. Kendi gelecek. Geldi zaten. Gazeteciler var diye yukarı çıkmadı. Aşağıda bekliyor. Al şunu. Cahit abim. Neredesin? Bak bu tarafta. Soldaki merdivenlerin orada. Şu anda polislerin intihar etmek isteyen vatandaşı bir kere daha ikna çabalarına tanık oluyoruz. Abi gerçekten gelmişsin. Sen var ya çok büyük adamsın. Tamam Abbas tamam. İn şimdi aşağı. Bu kadar insanı da boş yere bekletme. Olmaz abi inmem. Köprüden atla dedin atlayacağım. Ben sana köprü derken Boğaz Köprüsü dedim. Orada güvenlik çok abi. Denedim de giremedim. Buradan atlarsan ölmezsin. Boş yere beni uğraştırma. Yok abi seni artık uğraştırmayacağım. Söz. Bundan sonra sözünden asla çıkmam. İyi. Şimdi ayrıl oradan gel benim yanıma. Cahit abim var diye işlem yapmıyorum. Yoksa sabaha kadar karakolda tutardım seni. Arabaya geç. Eyvallah. Kusura bakma. Sizi de uğraştırdık. Tatlıya bağlandı ya. Önemli olan o. Hayırlı geceler. Sağ ol. Müzik
Ben ne yapacağım sana Abbas? Sana 3 kere cam borçluyum ha. 3. köprü yapılsın, oradan atacağım kendimi. Ama o zamana kadar beni yanından ayırma. Bir daha sözünden hiç çıkma. Kapından ayrılma. Hadi hadi koş. Koş. Hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Emniyet kemerini tak. Beni affet Polat Alemdar.